Merhaba arkadaşlar. Kripto Coin çağrısına, kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Car kardeşlerim. Bitcoin yarılanma olayı Nisan 2024'te. Bu yarılanma arz şokunu tetikleyecek gibi duruyor güzel kardeşlerim. Tabii ki e, bununla ilgili Binance seosu CEO'su Zaho'dan bir açıklama geldi. Bir tweet geldi arkadaşlar. Ne dedi? 2024 başında yani Nisan'ın 2024'ün başında gerçekleşmesi beklenen 4. Bitcoin yararlanmasını işaret etmesiyle kripto para piyasası büyük bir beklenti içine girmiş durumda şeklinde bir tweet var. Madencilerin ödüllerinin yarı yarıya azalarak 3.125 BTC'ye düşürecek olan bu olay tarihsel olarak da dijital para alanında önemli fiyat hareketleri için bir Katalizör oluşturmuştur. Evet, Zaho'nun pazar günü atmış olduğu bu tweette ee, yaralanma için geri sayım gösteren tweetin ardından bazı analistler bitcoin fiyatını da yukarı çekebilecek potansiyel bir arz şokunu görüyor arkadaşlar. Bu spekülasyon bitcoin'in değerinin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 66 bin dolara fırladığı üçüncü yarılanmadan sonra gözlemlenen modele dayanıyor şeklinde bir tweet gelmişti. Peki e, piyasa değeri ne oldu? 725.38 milyar dolara ulaşmış durumda olan bitcoin'in son dönemlerdeki fiyat artışları olumlu bir eğilimi de yansıtıyor güzel kardeşlerim. Evet birkaç günden beri e, düşüş ve yükseliş trendine hakim bitcoin karışık seyrediyor zaten bunu da sizlerle daha önce paylaşmıştık güzel kardeşlerim ee, bitcoinden pozitif ayrışan bazı projeler var bunlardan biri de dfi altcoin arkadaşlar bu dfi altcoinlerin çoğunu zaten bir videomda sizlerle paylaşmıştım peki bugün öne çıkan dfi altcoin hangisi yine de e, videolarımı izleyenler bilir snx coindir arkadaşlar SNX coin'de yükseliş devam ediyor, trend devam ediyor. Hedeflerimiz gelmiş durumda. 1.5 dolardayken 2 dolar direncini kırarsak ara direncimiz 2.5 dolar demiştik. Ana direncimiz 3.30 demiştik. Doğru mu arkadaşlar? İzleyenler bilirler. Evet, hepsi geldi ve şu anda fiyatı 3.5 doların üzerinde 3.6 3.7 seviyelerinde fiyatlanıyor. Bundan sonraki direncimiz ne olacak? Grafiğimize geçtiğimizde sizi e, bilgilendirmiş olacağım. Ee, güzel kardeşlerim. Peki ya hocam bu piyasada sadece DFI'ler mi gidiyor? Hayır arkadaşlar. Yapay zekalar da ön plana çıkmış durumda. Bazı projeler de yine ön plana çıktı. Networkler dikkat. Network projelerine de dikkat arkadaşlar. Öyleyse ne yapmamız gerekiyor diye soranlar var gibi duyuyorum. Güzel kardeşlerim. Kripto para yatırımı apayrı bir emek ister. Meziyet ister. Bu bağlamda bu konuda finansal okur yazarlığınız varsa güzel yol alabilirsiniz. Yoksa tanıdığınız biriyle hareket edin arkadaşlar. Yalnız diyorum ki kulaktan dolma. Söylentilerle yolunuza devam etmeyin. Sen beklemişsindir 6 ay bir koyunda. Komşun senin aklını çermiştir. Ya bu daha güzel demiştir. Sanki biliyormuş gibi sen tutar ona girersin ama çıktığında bu sefer uçup, uçup gitmiş olur. Bu işin anahtarı sabırdır güzel kardeşler. Ne kadar sabredersen o kadar yerinde ve güzel kararlar alabilirsin. Tabii ki tabii ki e, zarar etmiş olabilirsin ama biz her zaman şunu vurguluyoruz videolarımızda. Zaman kaybetmiş olursun güzel kardeşimiz para değil. Çünkü senin belli bir adette elinde bir coin'in var belli bir rakam karşılığında. Rakamın küçülebilir ama coin adetin yerinde duruyor. Yarın bu coin'den çıktığı zaman aynı parayla bu coin adetini alma şansın kalmayacaktır. Öyleyse ne yapalım hocam? Sabra devam diyorum. Ha hiç yani yapacağınız bir şey yok piyasayı bilmiyorsunuz. Yeni girmişsiniz efendim. Hani kime soracağınızı da bilmediğiniz için yatırımı ezbere yapmış da olabilirsiniz. Ama bu durumda olan kardeşlerimiz bakınız burada bizim mail adreslerimiz var. Dört tane mailimiz var. İki tane web sitemizin, iki tane de YouTube kanallarımızın web sitesi var arkadaşlar. Peki ne yapacağız hocam? Arkadaşlar bu mail adreslerinden, bu mail adreslerinden bize ulaştığınızda telefon numaranızı bırakın. Biz vakit buldukça size geri döneriz. Buradan isterseniz bizden sepet yapmamızı isteyebilirsiniz. İsterseniz portföyünüzü yönetmemizi istersiniz. İsterseniz e, bilgi danışma isteyebilirsiniz. Yani... Buradan bizimle her türlü konuda girebilirsiniz arkadaşlar. Bu bağlamda çekilmeyin ya. Çekinmeyin güzel kardeşlerim. Yani bir işi bilen de yoluna gitmek var bilmeyen de. Hani dedik ya bir inşaatçı, inşaat ustası, müteahhit inşaatı nasıl ya şöyle baktığında olup olmadığını anlayabiliyorsa e, trader de anlar arkadaşlar. Trader de bu işi anlar ani acil durumlarda tabii ki bunu kimseler bilemez olumsuz bir haberin düştüğü yerde ne yapacaktır? Bunu e, panik yaptırmayacaktır. Bir traderla yolunuza yürüdüğünüz zaman kendi başınıza yürüdüğünüzden daha fazla kar geri dönüşlerde de daha az zarar edersiniz arkadaşlar. Şimdi derse ki adam ben hiç zarar ettirmem ya yalan konuşuyor böyle bir şey yok bu dünyada. Evet güzel arkadaşlarım. Bir de bir yatırımcı Güzel kardeşim mutlaka bazı kitapları gözden geçirmelidir. Bizler bu konuda iki tane kitap yazdık. Bakınız bu iki kitaplar Türkçe, İngilizce ve Almanca dilleriyle piyasaya sürüldü. Bu e-book olarak adlandırdığımız bu kitaplar arkadaşlar yatırımcıyı yatırımcının bir el feneridir. Ya karanlıkta yürüyen insan bir el fenersiz yürüyebilir mi? Yürüyemez. Takılırsın bir taşa düşersin. İşte önünüzü görebilmeniz için ne yapılması gerektiğini bilebilmeniz için okuyun, okuyun, okuyun. İlla benim kitaplarımı değil arkadaşlar. Piyasada bulunan diğer kitapları, diğer yazarların kitaplarını da okuyabilirsiniz. Okumak güzeldir. İnternet elinizin altında. Eskisi gibi değil piyasa. Piyasa gayet de güzel bana göre. Ha, ee, tabii ki borsa cephesinde neler oluyor, dolar cephesinde neler oluyor... Bir onlara da birazcık bir göz gezdireceğiz. Videoyu uzun tutmayacağım arkadaşlar. Akşama canlı yayında detaylı yine istekleriniz olacaktır. Onlara yer veririz. Çok çok teşekkür ediyorum. Güzel kardeşlerim kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Ani gelişmelerden haberdar olabilmeniz için sadece abone olmak yetmez. Bildirim zillerinizin de açık olması gerekiyor. Abonelikler ücretsizdir arkadaşlar. Normal abonelikler ücretsizdir biliyorsunuz. Bazı kardeşlerimiz çekinir. Ya abone olsam param öderim. Yok arkadaşlar. Bize parayı sadece katıl butonu ya da videoların altında teşekkür mesajları var. Oradan isteyenler ödeyebilirler. Yani o isteğe bağlıdır. Vatandaşın gönlünden kopmuştur. O ayrı. Ama normal abonelikler ücretsiz olduğunu biliniz arkadaşlar. Bu arada sizden ricam. Güzel kardeşlerim bizim ikinci ...kanalımız, YouTube kanalımız olan Bilgi Atlası kanalımız da var. Burada da göreceğiniz gibi... E, ...güzel kardeşlerim, bakınız Bilgi Atlası. Seyahat, tarih, kültür, yemek... ...işte yani tarih... ...aklınıza ne geliyorsa belgesel... ...bu kanalımızda bulabiliyorsunuz. Son çektiğimiz videolarda zaten... E, ...yoğun bir ilgi oldu arkadaşlar. Hele hele Kız Kulesi'nin efsane hikayesini anlattım belgesel niteliğinde. Son videomda onu da izleyebilirsiniz... Bu videomuzdaki konseptler bu yöndedir. Bu kanalımıza da desteklerinizi esirgemeyeceğinizi ümit ediyorum güzel kardeşlerim. Efendim ikinci kanalım. kanalımızın görüntüsü bu, görseli bu, bu konuda. Hocam bu böyle değil de şöyle 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 olsa nasıl olurdu diye yorumlara yazarsanız tabii ki biz de bunları değerlendiriyoruz arkadaşlar ee, bu yönde de yol almaya çalışacağız. Evet güzel kardeşlerim, lafı fazla uzatmayalım, vaktinizi aldık, hakkınızı helal edin, bakalım bugün piyasalarımızda neler var, gerek kripto cephesinde gerekse borsa cephesinde neler oluyor, e, endeksimiz nerelere doğru gidiyor bir bakalım arkadaşlar, buyurun. Merhaba arkadaşlar. Kripto coin çarşısına, kanalımıza ve videomuza tekrar hoş geldiniz. Güzel kardeşlerim, bugün ilk açılışı dolar endeksiyle yapıyoruz. Dolar endeksimizde 0.26'lık bir geri çekilme var. Bu tabii ki kripto paralar içinde, borsadaki hisseler içinde iyi bir yani iyi işarettir. Geri dönüşler piyasayı yükseltecektir dolar endeksinin geri çekilmeleri. Peki e, borsamız nereye gidiyor? Biz 100 endeksimize baktığımızda yukarı yönlü momentumun başladığını 7.965 seviyelerinde. Hani itibariyle 8.000 direncimiz var. Kırarsak 8.250'ye doğru bir hareket e, görebiliriz. Lakin geri dönüş olursa da e, güzel kardeşlerim 7.400 aşağıda bizi bekliyor. E, kötü senaryolarda 7.000'e kadar geri çekilme olabilir. Lakin burada bir Noel rallisi gelebilir. Bankacılığa baktığımızda en ucuz kalmış hisselerden biri de bankacılıktır. Eğer bunun TL bazında bakıyorsanız arkadaşlar e, yüksekte olduğunu görebilirsiniz. Lakin dolar bazında e, çok çok e, düşük olduğunu söyleyebiliriz bankacılık endeksinin. Peki sınai endeksine baktığımızda bugün %2 yakın yükselişi olan sınai endeksinde de yukarı yönlü momentum devam ediyor. Endeks bazlı yükselişler var bugün. Tabii ki sektör bazlı olan yükselişler de görülebilir. Lakin burada yükselişler şu hisse bu hisse şeklinde bir analiz yapmayacağım tabii ki bunlar isteğe bağlı e, yapacağız daha sonra canlı yayınlarımızda. Lakin baktığımızda petrol cephesinde de bir yukarı yönlü momentum 76 seviyelerinde görüyoruz. Petrol cephesinden e, bu e, Brent petrol arkadaşlar şu anda varil fiyatı 76 seviyelerinde hareket ediyor. Ham petrol 71 dolar seviyelerinde 71,5 dolarında e, birazcık üzerine atıyor kendini. Yukarı yönlü momentum'un oluşması petrol cephesinde enflasyonu da tetikler arkadaşlar. Şu anda bir de altının ons fiyatına bakalım. Arkadaşlar bir türlü 2000 doları geçemeyen altının ons fiyatı her ne kadar 2500-3000 dolar seviyelerini verseler de piyasalarda arkadaşlar yani faiz olayı altınla ters orantılı biliyorsunuz. Faizlerin artışı. Durumunda altın faizi sevmez, geri çekilir. Ama faizlerin düşürülmesi konusu başladığında işte altın asıl o zaman e, yükselişine başlayabilir. Daha önce de videolarımda söylemiştim, altın bana göre bir bana göre bir yatırım aracı değildir. E, enflasyondan kendini koruyor mu? Enflasyondan onu da bu da tartışılır diye düşünüyorum ben. Tabii güvenli liman olarak. E, nitelendirilse de altın e, burada karşılığında ona rakip olarak da bitcoin çıkmış oldu arkadaşlar. Yani dijital altın olarak bitcoin de piyasaya çıkmış oldu. Kurumsal yatırımcıların da buraya doğru akış olduğunu görüyoruz. E, bitcoin cephesinde. Oraya döneceğim hemen arkadaşlar. Bugün e, gümüşe baktığımızda gümüş 24 bandı seviyelerinde onsu devam ediyor. 24 dolar seviyelerinde yerinde saymaya devam ediyor diyelim kısacası. Dolar cephesinde bugün küçük bir yükseliş var. Evet dolar 28.75 TL bandına kadar yükseldi arkadaşlar. Yükseliş dolarda devam edebilir. Nereye kadar? 30'lu seviyelere kadar. Euro'ya baktığımızda 31.43 seviyelerinde 31.43 TL 0.62'lik bir yükseliş var. Bu da yaklaşık bir 33-34 bandına doğru, yılbaşına doğru bir hatta 35'i bile bu şekilde giderse deneyebilir arkadaşlar. Peki gram altında durum ne? Gram altın arkadaşlar ben gram altının haftalık grafiğine baktığımda bir ee, ok çizmişim daha önce. Yani 2 Ekim'de çizmişim. Ne demişiz arkadaşlar? 1635'lerdeydi. E, 2150 seviyelerini görüyorum demişim. E, en son iğne attığı nokta 1838. Bu tabii ki orta ve uzun vade yatırımıdır arkadaşlar. E, altın cephesinde hemen bir günde bu Uçuşlar kripto paralar gibi olmaz. Volatil değildir. E, kripto paralar oldukça volatildir biliyorsunuz. Gram gümüş 21,5 TL bandına geldi. Onda da bizim hedefimiz 26,5 TL şeklinde yorumlayabiliriz güzel kardeşlerim. Peki hocam gelelim kripto paraların durumu ne? Evet kripto paralarda e, baktığımızda Total 2'de altcoin'lere para girişinin olduğunu söyleyebiliriz an itibariyle. 660 milyar dolar seviyelerindeyiz. Dominans dominans küçük bir kırmızıda. Bitcoin de kırmızıda. İşte bu tehlike. Yani hem dominans hem bitcoin kırmızıdayken yükselen coinler, dfi coinleri e, yapay zeka coinleri var arkadaşlar. Bunları da az sonra e, analiz ediyor olacağız. Peki BTC'de bu durum dominansta geri çekilme derinleşirse bitcoin'in pazar hakimiyetinin geri çekilmesi demek Altcoin'lerin yükselişini tetiklemesi demektir. Lakin Bitcoin'in yeşile dönmesi durumunda tabii ki. Bu Bitcoin dominans ilişkilerini anlatan oldukça videolarımız var. Sitede yazılarımız var. Bakar ee, okuyabilirsiniz arkadaşlar ya da izleyebilirsiniz videolardan. Evet Bitcoin'e geldik. Bitcoin için söylediklerimizin hepsi nokta atışı geldi güzel kardeşlerim. Var mı bir sıkıntı? Bana göre yok. Son günlükte çektiğim nokta ok hedefi olan 40 bin dolar seviyelerine doğru gidiyor arkadaşlar. Burada e, yükselen trend Bitcoin için devam ediyor. Yarılanma öncesi e, yükselişlerin başladığını görüyoruz güzel kardeşlerim Bitcoin'de. E, bugün küçük bir düzeltme olsa da bu düzeltmeler olacaktır. Ana desteğimiz her zaman söylediğim gibi 34.500 dolar kaybetmemediği sürece Bitcoin ve altcoinlerde yükseliş momentumu e, devam edecektir şeklinde yorumlayabiliriz. Tabii ki burada anlattıklarım ya da anlatacaklarım kendi şahsi görüş ve düşüncelerimdir. Kendi e, portföyünüzü kendiniz oluşturmalısınız. Hiçbir e, anlattığım cümle ve kelimeler yatırım tavsiyesi içermemektedir arkadaşlar. Yorum sadece kendime aittir. Grafikleri yorumluyoruz. Düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Peki Bitcoin'de durum budur. 37.119 dolardan an itibariyle de alıcı buluyor arkadaşlar. Haftalık bazda da düşen trendin kırıldığını, yoluna devam ettiğini söyleyebiliriz. Peki 4 saatlikte ne yapıyor Bitcoin? 4 saatlikte de güzel kardeşlerim, bugün kırmızıda olması halinde bile bir yukarı yönlü hareketli ortalamalardan EMA 50 ve 200 günlük ortalamayı yukarı yönlü kırdığını görüyoruz 4 saatlikte. Ee, yani Burada destek bazında bakacak olursak 36.500 görünüyor aşağıda. Burada EMA 50 günlük ortalama 4 saatlikte. Bu tabii ki yanıltabilir. Günlük en sağlamıdır. Günlükte formasyonu tamamladık. Artık yolumuz 40.000 dolar seviyeleridir. Ethereum'a bakacak olursak. Ethereum için ne dedik? Ana desteğimiz 2.000 dolar. Kaybetmemiz durumunda ara destek 1.800 dolar. Hepsi gerçekleşti mi? Doğru. Şimdi yolumuz neresi arkadaşlar Ethereum için? Gördüğünüz gibi 2500 dolar seviyelerine doğru. Ethereum'da da yukarı yönlü. Bir momentum her an başlayabilecek duruma gelmiş görünüyor arkadaşlar. Peki. E, AVAX diyelim. AVAX'da durum ne? %4.5'luk düzeltme var bugün. Destek 20. Direnç önce 25 daha sonra 30 bandına doğru. Ondan da bir yükseliş bekliyoruz arkadaşlar. Bakınız burada formasyon içinde formasyona imza atıyor. Lakin bizim için önemli olan haftalık bazdaki yükselişidir AVAX için. Burada alçalan bir düşen trend vardı kırıldı. E, direnç bölgemiz 30 dolar. E şimdi destek 20-30. Destek direnç. Bu iki band aralığında güzel yükselişler gerçekleşebilir. Peki Solana için ne dedik arkadaşlar? Çekilen bütün oklar hedefini 12'den vurdu mu Solana'da? Bakınız Tarak gibi vurduk arkadaşlar. Dönüş devam ediyor. Solana için hedefimiz 75 dolar. Bütün hedefler geldi. Daha önce 9 dolarlardan başlayan yükselişi hedeflerin 12'den vura 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 yoluna devam etti. İşte burada Solana için diyebileceğimiz yukarı yönlü momentum düzeltmelerin ardından devam edebilir. Arada düzeltmeler olacaktır. Hiçbir enstrüman sürekli düşmez ve yükselmez arkadaşlar. Mutlaka düzeltme yapmalıdır ki yolu devam olsun. Evet, yolu açık olması için düzeltme şart. Peki e, atom kardeşe bakalım. Atom yani kozmos 9,5 dolara yakın fiyatlanıyor. Evet dönüş var. Direnç bazında yükseliyoruz. Evet yukarıda bizi bekleyen 10 dolar direncimiz var. E, bugün de yarım puanlık bir yukarıda olduğunu görüyoruz atomun. Peki algorand ne yapıyor? Ne yapacak döndü? Algorand'ın projesini zaten defalarca anlattım, sitelerimizde yazdım. Şu an 0.14.5 dolar seviyelerinde ve 15 direncini kırdığı anda yolu 20 ve 25 bandına doğru açılabilir. Matik için 1 dolar hedefim var ve üzeri de gelecektir demiştim. Evet Matik'te bakınız dönüş buradan olmadı ama bu tabii ki gelecek. Bu okudaki hedefimizi uzatıyoruz. Neresi? Arkadaşlar 1 dolar 13 sen. Ne? sabır. Sabır buralar görünüyor. Yani yapacak bir şey yok şu anda. Al, düşen trend kırıldı dönüş başladı. Günlük grafiğimizde matikte şu an 0.85 80 desteğini kaybetmediği sürece 1 dolar ve üzeri matik için söyleyebiliriz. Ripple için dediklerimiz nasıldı? Ripple arkadaşlar yarım doların üzerine çıktığında ara dest direnç 60'dır 0.60 dolardır. Ana direnç 88'dir demiştik. E, ara direnci kırdık. Ara destek konumuna geldi. Yani kırılan destekler dirence, dirençlerin de desteğe dönüştüğünü zaten söylemiştik. E bu durumda baktığımızda Ripple'da yukarı yönlü momentum başlar mı? Zaten burada günlük bazda yeşil mumu yaktı. Ripple'ın 70 e, ara direnci oldu şimdi. Bir ara direnç 60'tı, 70 oldu. E, 88'de ana direnç, direnç konumunda. 70'i kırarsa artık bir ümit daha doğabilir. Cardano. Evet, fincan kulp yaptı, çanak çömlek yaptı dedik ve formasyon çalışıyor dedik. Yarım doların üzeri geliyor arkadaşlar şu an. 40 ara direnç kırarsa yarım dolar şeklinde söyleyebiliriz. Chainlink'te de bütün hedefler geldi. Gördüğünüz gibi 15 dolara geçtik. 5 dolar, 4 dolar, 6 dolarlardayken her düşüşün bir alım fırsatı olduğundan bahsetmiştik Chainlink için. Bugün de %1'in üzerinde yükseliş yapan Chainlink 15 dolardaki e, direncini kırdıktan sonra destek konumuna getirdi burayı. E bundan sonra ne yapacaktır yolu? Yolu bundan sonra da 20 dolar seviyelerine doğru bir momentum sergileyecektir. İğnece tutulmayacak, tutulamaz da çünkü iğnece güzel bir yol buldu kendine. 17 direncini ikinci üçüncü kez kırdı. E, hedefimiz 20 dolar direnci. Ana direnç 24,5-25 dolar bandı aralığı kırarsak da 27 dolara doğru iğneceden de bir momentum gelebilir şeklinde yorumlayabiliriz. Peki hocam Musk ne yapıyor? Arkadaşlar maskta yükselen trend devam ediyor. Emin adımlarla gidiyor. Ema 50 ve 200'ü arkasını almış durumda. İlk 4 dolarda bir direncimiz var. Başarırsa 5 dolar şeklinde yorumlayabiliriz. Arkadaşlar bakılacak daha çok çok koyun var. Lakin videoyu uzatmıyorum. DFI projelerinden SNX koyuna baktığımızda 3 dolar 70 cent seviyelerindeyiz. Ne dedik güzel kardeşlerim? Şuraya bakın. Düşen trend kırıldı arkadaşlar dedik. Bizim burada çektiğimiz oklardan sonra hedefler gelmedi bakınız. Ne zaman? Arkadaşlar 25 Temmuz'da bir ok çekmişiz. Hedef 3,5 dolar demişiz. Yani 3.30 direnç demişiz. Nereye kadar geri çekilmiş? 1.80'e kadar çekilmiş. O zaman kaç liraymış? 2.80'miş. Ee, bu çekilmeleri fırsat bilmeniz gerekirdi. Ya hoca bu işi bilmiyor dediniz ama buraya baktığımız zaman güzel kardeşlerim Temmuz ve e, Ekim Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 3 aylık bir dibe gitmiş durumda. 3 e, ay sonra bizim dediğimiz hedefler gelmedi mi yerine? Bakınız dönüşte bütün bu çekilen oklar hedefi 12'den vurmadı mı? Şu an karşınızda bulunan 2, 4, 6, 8 tane ok var 8'de menzile girmiş durumda. Yani 12'den hedeflerini vurmuş durumda. Şu anda da %8 yükselişte olan SNX 3 dolar 70 cent bandı. Seviyelerinde EMA 50 ve 200 günlük ortalamada altın düğümünü atmış yani 4 dolar direncimize doğru gidiyoruz. E peki bunun için e, diyebileceğimiz başka bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Çünkü verilen hedeflerin hepsi geldi. Eğer 2 doları kırarsa 2.5 ara destek, şey direnç 330 ana direnç demiştik, 330'da kırdık. Üzerinde de oyalanırsak 4 dolar direncine doğru momentum başlatabilir şeklinde yorumlamıştık arkadaşlar bunu. Bakarız oklar hedefini alçalan takoz yükselen grafik şeklinde vuruyor. Yalnız bunun burada bir formasyona ihtiyacı var. Bunun bir formasyona ihtiyacı var. Haftalık bazda da e, bütün formasyonlar gerçekleşti. Ha direnç de nasıl hocam 4 dolar. 4 doları kırdıktan sonra bir e, formasyon yapması gerekir diye düşünüyorum. Hatta bu aralarda yaparsa 4 dolarda bu kez zorlanmaz bakınız. Formasyonu buralarda yaparsa. Evet güzel kardeşlerim. Ee, Storj'a bakalım. Storj'da da %1'lik yukarı yönlü hareket var. 0.75 dolar. 80 direncini kırarsa Storj'da yolunu açacaktır diye söyleyebilirim. Çünkü alçalan yükselen formasyonu çalışıyor. 1 doları 80'den sonra her an görebilir. Çiliz yatırımcıların oldukça üzdü ama bir geri dönüş sinyali olduğunu söyleyebiliriz. Çiz 80 direncini kırdığı an sıfır atmaya kadar devam edebilir güzel kardeşlerim. Peki orijin protokol ne yapıyor? 12 desteğini koruyor. Bu fincan kulpu biraz ne yaptı? Uzattı arkadaşlar. Bu fincan kulpun uzanması aşağıdan başlaması bana göre güçlü bir destek konumu. Ema 50'den almış durumda. Tekrar dönüşü fincan formasyonunu yerine getirebilir. Bu da 19-20 seviyelerine kadar bir momentum başlatabilir güzel kardeşlerim. Peki audio'ya baktığımızda audio'nun geri dönüşü var. Şu an 0.19 20 direncini kırmasını bekliyoruz. Çok uğraştı kıramadı. Kırsa da kalamadı. 20'yi kırarsa audio'da güzel yükselişin başlayacağını. Tabii ki bunların da Bitcoin ile doğrudan orantılı ilişkiler olduğundan bahsedebiliriz. Audio'nun durumu bu. Peki fantom nereye gidiyor hocam? Fantom kardeşimiz yazmış yorumlarına hocam Fantom'u yanlış yorumladınız 3,5 dolar demiş. Ya hocam ne zaman 3,5 dolar oldu bakıyorum 0,33 şeklinde bunu söyleyebiliriz Fantom'u. Şu anda e, bizim hedefimiz Fantom için 0,40 direncidir. 0 dolar 40 direncini kırarsa yolu açılır Fantom'un. Peki en son gördüğü ADH'ye baktığımızda evet 3,5 dolar acaba kardeşimiz bunu mu demek istedi? Bu ayrı tabii ki 3.5 doları zamanında görmüştü arkadaşlar. Evet, fantom için diyebileceğimiz budur. Peki gelelim yapay zekalardan Fetchle. Hedefler geldi mi arkadaşlar? Hiç sıkıntı var mı? Yok. Sıkıntı yok. 58'e kadar çıktık. 60'ı verdik mi? Verdik. Buraya e, sıra burada. Sıra Fetchle için buradadır. Eğer kırarsa 1 dolar hayırlı olsun Fetchle için diyebiliriz yolu açık olsun. Ama arada düzeltmeler şart arkadaşlar. Düzeltmeler olmadan bu iş olmaz. Peçel için elinde bulunduranlar yani birinci, ikinci ayda girenler yukarıdan, 40'lardan, 50'lerden, 48'lerden, 30'lardan aldı. Değil mi arkadaşlar? Portföyünüze kattınız. E 30'a düştü, 25'e düştü, 20'ye düştü, 18-17'ye kadar iğne attı. Neredeydin bunda? Niye takviye yapmadın güzel kardeşim? E param var hocam. O zaman niye sattın beklemedin bugünü? Sabır mı var hocam? E o zaman yatırımcı olmak güzel kardeşim. Yani sabrın yoksa bu piyasada para kazanma şansın sıfır. Daldan dalak olanların sonu hüsrandır. Hüsran arkadaşlar. Evet. Hele bir de türev piyasalarına girmişseniz Berat Dali Namin. Olay bitmiştir. Olay bitmiştir. Çaylar içilmiş. Sohbetler bitmiş olur o zaman. Evet. E, bakıyoruz. E, dedik. Feçeli'de durum bu. Şimdi GRT'ye bakalım. GRT'de %3 civarında bir yukarı yönlü momentum var. GRT nereye gidiyor? 15 direnciri kırarsa 20 seviyelerine doğru bir momentumu başlatabilir her an. Peki HGX'de durum ne? HGX'de arkadaşlar %4'lük bir yukarıda ve 0.30 direncini kırdı. Artık 0.30 dolar AGX için bir destek konumudur. Bu desteği kaybetmediği sürece AGX yarım dolara kadar gidebilir. Dikkat! Networklerden bahsetmiştik. Clear var bunun içinde, skala var, efendim var da var birkaç tane network. Ama şu anda önümüzde olan Scala Network'e bakıyoruz. Hay maşallah maşallah. Bugün de %15 yukarıda. Dün rally yaptı %30 civarında biliyorsunuz. Bugün de rally yapabilir mi? Neden olmasın? Bazı coinler üst üste yükselebilir arkadaşlar. Tabii ki kar realizasyonu yapmayı hiçbir zaman unutmamanız gerekiyor. Nerede? De? Yani satmak için değil stop losslarınızı iyi takip etmelisiniz arkadaşlar. Şu an yarım dolar demeyeceğim 0.050 diyeceğim. Çünkü inşallah bir gün onu da deriz. 0.050 direncini bir ara kırdı. Hatta 51-23'e kadar iğne atsa da üzerinde kalamadı. Bura çok önemli. Eğer burayı birkaç 2-3 kez tamamlayıp üzerinde kalamazsa o zaman birazcık e, düzeltmeye ihtiyaç var demektir. Birazcık kuvvet alayım ondan sonra döneyim şekline girebilir güzel kardeşlerim. Evet arkadaşlar e, analiz yapılacak çok coin var ama dediğim gibi bütün coinleri analiz yapsak bu videonun bir de yüklemesi var. E, ulaşabileceğiniz mail adreslerimizi tekrar ekrana getirdim. Güzel kardeşlerim akşamki videomuzda canlı yayınımızda bol bol coin analizi yapmaya çalışırız. E, uzun bir yayın yapabiliriz. E, dediğim gibi abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Bizleri buraya kadar izlediyseniz, izleyen ve izlemeyen tüm kardeşlerimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın, dostçakalın.